Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, fakültemizin kurulmasıyla eş zamanlı olarak 1945 yılında Profesör Doktor Muhittin Dilemre'nin başkanlığında kuruldu. Kendisi genel cerrah olan Dilemre, bir dönem askeri tıbbiyede eğitim daire başkanı olarak görev yaptı. Anabilim dalı, eğitim faaliyetlerini ilk başta Cebeciğer Leşkesi'nde patoloji bölümünün yan tarafında sürdürürken, 1966-1967 akademik yılıyla birlikte anatomi kürsüsü morfoloji binasındaki bugünkü yerine taşındı. Anabilim dalımız, lisans eğitiminin yanında çok sayıda lisans üstü ve doktor öğrencisi yetiştirerek ülkemizdeki birçok üniversitede anatomi kürsüsünün kurulmasına vesile oldu. Anabilim dalımız 9 profesör, 1 doçent, 1 uzman hekim olmak üzere 11 akademik personel ve 5 idari personeliyle faaliyetlerine devam ediyor. Anabilim dalımız tarafından bugüne kadar klinik ve cerrahi branşlarda çok sayıda ortak araştırma ve projeler yapıldı ve bu çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. BAP altyapı projesiyle bölümümüz bünyesine kazandırılan Klinik Anatomi Araştırma ve Simülasyon Merkezi, KASIM, 2018'den beri faaliyet gösteriyor. Diseksiyon çalışmaları, Kaplan Arıncı Diseksiyon ve Aleyettin Elhan Mikrodiseksiyon Salonlarında cerrahi mikroskopi ve endoskopi sistemleriyle desteklenmiş şekilde devam ediyor. Bağış kadavraların yanı sıra proje ve kurslar vasıtasıyla gelen kadavralar, kadavra havuzlarında ve dondurucularda saklanıyor. Eğitimlerimiz, İbrahim Veli Odar Pratik Salonu ve Anatomi Anfisi'nde sürüyor. Bilimsel araştırma ve makale saatlerimiz, seminer salonumuzda eğitim dönemi boyunca her hafta yapılıyor. Klinik Anatomi Doktora programındaki öğrencilerimiz, bu sayede araştırma görevlileri ve öğretim üyelerimizle beraber multidisipliner bir bilgi paylaşımı gerçekleştiriyor. Anabilim dalımızdan birçok öğretim üyesi, klinik, cerrahi ve sinir bilim doktora programlarında da ders veriyor ve çeşitli klinik kongrelere eğitimci olarak davet ediliyor. Her bir kısmı Ankara tıbbın tarihini yansıtan anabilim dalımız, halen alanında öncü olmaya ve gelişmeye devam ediyor.